Evet değerli izleyenler, Deli Başlar Tarım Market sponsorluğunda Gaziantep Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. Nativa gübredeyiz. Serdar Arca ile beraber ve Sayın Hasan Basit Durmaz ile konuşacağız Nativa gübreyi. Serdar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Adil Bey siz de hoş geldiniz öncelikle. Urfa nasıl geçti efendim? Urfa gayet güzel geçti. Bugün de bu hafta da buradayız. Nizip bayimiz, Gaziantep Nizip bayimiz Hasan Basit Durmaz. Durmaz Tarımsal Mühendislik ile beraberiz. Sağ olsun bizi davet etti, beraber fuara katıldı. Evet, bölgedeki çalışmaları Hasan Basri Bey'e de soracağız ama bölgede hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Urfa'yı konuştuk. Bu bölgede en çok uygulamaları yaptığınız ürünler nelerdir efendim? Burada genellikle fıstık, %99 fıstık diyebilirim. Geriye kalan da %1'lik bir kısım sarımsak ve tahıl grupları. Ekseriyetimiz burada fıstık dediğim gibi. Evet, nasıl gözlemleyebiliyor musunuz ürün farklılıklarını vesaire? Kesinlikle onun farkına varıyoruz. Çiftçilerle şu anda da bile görüşmeler yapıyoruz. Kullandığınız yerlerde farkları nelerdir ve nasıl etkiler yaratıyor gibisinden. Biliyorsunuz kuraklığın etkisiyle sararmalar, ciddi manada sararmalar vardı fıstık bahçelerinde. Ama özellikle takibini yaptığımız fıstık bahçelerimizde, gübre kullandığımız, Nativa'yı kullandığımız bahçelerde o tür problemlerin olmadığını dile getirdiler. Hasan Bey de bunu aktarır. Biraz daha fazla arazi çalışıyor burada. Gereken bilgiyi verir size. Evet, Hasan Basri Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Sizler de standımıza şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nativa Gübre Bayisi olarak, Durmaz Mühendislik olarak sizdeki bölgedeki çalışmaları da sizden alalım. Serdar Bey bahsetti. Fıstık bölgenin en önemli ürünü. Evet. Ne şekilde kullandırıyorsunuz? Kullanım şekillerinizi de sizlerden değerli üreticilerimize hem bilinçlendirme anlamında hem de nasıl kullanacaklarını anlamaları açısından sizleri dinleyelim. Tabii. Şimdi bölge çiftçimizin büyük bir kısmı Antep fıstığı yetiştiricisi. Bölgemizde şu anda Türkiye'de çok iyi bir yerde olan sarımsak yetiştiricilerimiz var ve diğer tahıl ürünleri var. Bölge topraklarımızın geneli pH'i yüksek ve yoğun kireçlidir. Bu tarz yerlerde normal kimyasal gübrelerimiz istediğimiz çalışmayı yapamıyor. Ama Nativa gibi organo mineral ve kalitesine güvendiğimiz gübreler pH'imizi, kireç miktarımızı düşürerek bitkiye yarayışlı halde element sunuyor. Bundan dolayı arazi uygulamalarımızda diğer gübrelere oranla çok güzel randımanlar aldık. Çiftçilerimizden çok güzel dönüşler aldık. Serdar Bey de burada bizi ziyarete giren çiftçilerimize karşı kendisi firmayı temsilen burada. Kendisi de bunlara tanık oldu zaten. Evet. Var yılı yok yılı fıstıkta da söz konusu. Aynı evet. Zeytin misali. Evet. Nativa'nın buna artısı bir katma değeri oluyor mu efendim? Şimdi Antep fıstığı periyodiste gösteren bir bitkidir. Yoğun besleme sonucunda periyodisteyi kırabiliyoruz. Bölge toprağı dediğim gibi ana temelimiz kireçli ve pH yüksek olduğu için diğer kimyasal gübreler yoğun kullanım sonucunda her sene gübreleme öneriyoruz. Biz öncelikle periyodisteyi kırmak için kimyasal gübreleri verdiğimiz zaman kireç ve tuz birikmesi yapıyor. Fakat Nativa gibi organo mineral gübrelerde özellikle de Nativa kalitesini kanıtlamış bir firma kullandığımız yerlerde her sene kullanabiliyoruz. Her sene karagöz bir sene 100 kilogram aldıysak öbür sene periyodisteyi sulama imkanı eğer yoksa 60 kiloya kadar düşüyor. Ama sulama imkanı varsa çok ciddi bir fark olmuyor. Her sene ürün alabiliyoruz. Tabii ki de fıstığın sermayesi zamandır. İlk senelik kullanımla bu sonuç vermeyecektir. En az 2 sene Nativa ürünlerinden sonra 3. sene randımanı alıyoruz. Evet, hepsinden önemlisi toprak analizine göre hareket etmek tabii, en önemli tabii. Unsur. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Fuarda ilgi nasıl Nativa'ya karşı, firmanıza karşı? Fuarda ilgi çok güzel. Gelen çiftçilerimiz gerçekten çok bilinçli. Organo mineral Türkiye'de belirli bir yere oturdu. Özellikle devletimizin dekara 20 TL verdiği destekle çok farklı bir yere oturdu. Nativa gibi kendini kanıtlamış firmalar bu sektörde olduğu sürece daha iyi yerlere varacağı kanaatindeyim. Evet, başarılı çalışmalar diliyoruz. İyi bir fuar geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Sağ olun. Hasan Basri. Çok teşekkür ederiz. Serdar Bey, başka fuarda başka yerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Serdar Arca ile beraberdik ve Hasan Basri Durmaz. Nativa Gübre olarak Serdar Bey de Türkiye'nin dört bir yanında koşturan bir isim. Firmayı temsil eden ve Nativa'nın farklılıklarını siz değerli izleyicilerimize, üreticilerimize anlatmaya çalışan isimler. Kendilerine başarılar diliyoruz ve canlı yayınımız Gaziantep Tarım Fuarı'nda Deli Başlar Tarım Market sponsorluğunda devam ediyor efendim.